Sultan Murat, Kösem Sultan'ı eski saraya göndermiş. Anasına bile acımıyor Sultan Murat. Sefer kararı da almış diyorlar ama. Aceme sefere gidiyormuş padişah. İnşallah gider de yumruğu biraz da düşmanın tepesine iner. Sultanım, keşke Sinan Paşa'yı dinleseydiniz. Çıkmasaydınız sokağa. Bir gören eden olursa paşamıza ne hesap veririm? O delikten bunaldım. Nefes almak istedim biraz. Sinan Paşa senden hesap soracak olursa sultanımız böyle emretti dersin. Sultanım. Sultanım. Mektubunuzu alınca nasıl sevindik anlatamam. Yeniden hayata döndük sanki. Merak etmeyin. Şehzadem tahta çıkmadan ölmeye niyetim yok. Artık Bayezid'im de yanımızda. Bundan böyle daha kuvvetli saldıracağız. Sizin için her şeyi yapmaya hazırız sultanım. Uğrunuza canımız feda. Kösem Sultan sürgün edilmiş eski saraya. Ona ulaşma imkanınız var mı? Bizi hizmetine aldı sultanım. Kolaylıkla dairesine girebiliyoruz. Âlâ. Bu vaziyet işimizi daha da kolaylaştıracak. Zira bu gece Kösem Sultan'ın işini bitireceksiniz. Ocağı ziyaret ettim şehzadem. Yeniçeri içindeki taraftarlarımızla gidişattan memnun değil. Herkes gibi onlar da Sultan Murad'ın zulmünden bıkmış. Tahta sizin geçmenizi istiyorlar. Peki nasıl güveneceğiz Sinan Paşa? Malum Yeniçeri Kösem Sultan'a ve Kemankeşah'a sadakatle bağlıdır. Tahmin ettiğinizden çok daha büyük bir destek var arkanızda. Ahali, asker, devlet adamları hepsi uğrunuzda canlarını vermeye hazır. Sefere çıktığında biz de harekete geçeceğiz. Seferden Osmanlı mülkünün padişahı olarak döneceksiniz. Biz ne vakit bu hale geldik hiç bilmiyorum Sinan Paşa. Ne zaman ayrı düştük abimle? Kardeşten öteydik oysa. Validesinin kanatları altından çıkıp padişah olmaya karar verdiğinde şehzadem. İşte o vakit ayrı düştünüz. Güç böyledir. İnsanı zehirler. Ne dost bırakır etrafında ne kardeş. Tek başına kalırsınız. Ve önünüzde sadece iki yol vardır. Ya zalim olursunuz ya adil. Hünkar abiniz zalim olmayı seçti. Fakat siz şehzadem, siz adil bir hükümdar olacaksınız.